Okudukça programında bu hafta insan hakları hukukçusu avukat Aslı Murat'ı konuk ediyoruz. Anka'nın Yolculuğu ismini verdiği ilk kitabında barış, demokrasi mücadelesi, insan hakları ve toplumsal cinsiyete dair yazıları öne çıkıyor. Hoş geldiniz. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum bugün burada bizimle olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Evet, aslında tabii ki tanınan bir isimsiniz. Gerek yazar kimliğinizle, gerek avukatlık kimliğinizle, gerek siyasi hayattaki varlığınızla. O yüzden şöyle başlamak istiyorum. Acaba bütün bu süreçlerin içerisinde yazı yazmaya nasıl başladınız? Öyle başlayalım. Yazı yazmaya aslında hukukçu olduğum için çok fazla şey okumak, yani tabii ki sadece hukukla bağlantılı değil ama küçük yaştan itibaren çok fazla şey okuyunca insan bir şekilde onları yazıya dökme ihtiyacı da hissediyor. Yani daha fazla insanla buluşturabilmek, o düşünceleri daha fazla yayabilmek ihtiyacı doğuyor. Ve onun içerisinde aslında üniversite yıllarımda başladığımı hatırlıyorum. Öğrenci dergileriyle birlikte. Daha sonra Gayle Dergisi'nde yazılarıma devam ettim ve en sonunda Yeni Düzen Gazetesi'nde haftalık yazılarla devam ettim. Ve bu şekilde de yazı serüvenim bu şekilde ilerledi. Ha, tabii ki kitaba evrilecek miydi, evrilmeyecek miydi yoksa daha sonradan daha farklı çalışmalarda olacak mıydı kısmı? Biraz başkalarının telkinleriyle de, önerileriyle de gelişti ki kitapta da bunu söylüyorum. Ferud'un Önsav, buradan da sevgilerimi iletiyorum kendisine. O bana sürekli olarak bu yazdığın yazıları bir yerde toparlamalısın, daha fazla yazmalısın gibi gönüllendirdi beni. Ve bu şekilde daha da kalıcı olmasını sağlayabildim. Evet, kesin çok güzel olmuş ve belli bir akışı da olduğu için bu hepsini birlikte okumak da ayrı bir keyif. Tabii ki sizi gazetede okuyoruz ama bu şekilde, seri bir şekilde bütün yazıları okumak da daha bir anlamlı oldu. Peki, barış, demokrasi ve eşitlik yazıları diyorsunuz ve Anka'nın Yolculuğu ismiyle, ismi de çok güzel kitabın. Neden Anka'nın Yolculuğu? Bir Kıbrıslı Türk kadın olarak sanırım aidiyet kurabileceğim varoluşlardan biridir Anka'nın varoluşu. Çünkü evet, hepimiz biliriz, yani çok fazla anlatmama gerek yok. Evet, küllerinden doğan bir anlamı vardır. Ben Kıbrıs Türk toplumundaki kendisine aidiyet duyduğum bir toplum olduğu için böyle bir mücadele içerisinde olduğunu düşünüyorum toplumun sürekli olarak. Bir kadın olmak tabii ki ayrı bir varoluş mücadelesi gerektiriyor ve o yüzden de barış, demokrasi ve insan hakları yazıları içerisinde olan bir kitap oldu. O bölümlere ayırmamın sebebi de yine şu anda içinde bulunduğumuz ve tabii ki geçmişten de bugüne taşıdığımız o toplumsal varoluş o dönemlerimizin ya da işte çeşitlerimizin belli başlıklar altında toplanmasıdır. Yani en temelde Kıbrıs'ta hepimizin arzu ettiği ve en kısa sürede aslında varmamız gereken bir barış mücadelesi var. Ki Kıbrıs Türk toplumu uzun yıllardır bu mücadeleyi yürütüyor. Evet. Son dönemlerde sekteye uğramış olsa da veya ciddi şekilde belki siyasi bir alana kayıp varoluş problemi ve meşruiyet problemi yaşayan bir siyasi iradeyle karşı karşıyayız. Onlara ilişkin yansımalar olmuştu benim zihnimde ve onun kaleme dökülmesi o bölüm içerisinde oldu. İnsan hakları mücadelesi zaten hem mesleki anlamda hem de yine var olduğumuz coğrafyada yine tanınmamışlığın da getirdiği çok ciddi hak ihlallerinin barındırdığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Maalesef. O yüzden de yani bu yazılar benim hem kendi varoluşsal mücadelemi bireysel anlamda hem de toplum içerisinde, toplumun bir parçası olarak yürütülen mücadelelerin yansımasıydı. Böyle iki yol paralel bir şekilde gitti. Evet, şöyle bir soru sormak istiyorum aslında size. Gerek kitaptan yola çıkarak gerek de şahsınıza. Geleceğe dair umutsuz musunuz acaba? Umutsuz değilim.
hiçbir zaman umutsuz olmadım. Hatta şey derim böyle, evet insan hüzünlü olabilir ama üzüntülü olmaması gerekir. Üzüntülü olmasını ben umutsuzlukla da bağlarım. Onlar çok paralel kavramlardır. O yüzden hep, hatta bazı arkadaşlar şey der, ya sen de bu kadar umutlu olma yani. Hatta polyanacılığa, romantizme tırnak içerisinde giden böyle şeyler de olur bana, tanımlamalar da olur ama ben umudun kaybedilmesi halinde mücadelenin de biteceğini düşünüyorum. Her zaman benim için öyle bir algısı vardır. O yüzden umutsuz mücadele yürütülemez. Bir insanın içerisinde tüm karanlığa rağmen bir mücadele ateşi olabilmesi için umudunun olması gerekir. Hatta bu umudu ben bu coğrafyada, özellikle Kıbrıs'ın kuzeyi açısından, umudumuz tükendiği yoktur, artık hiçbir şeye inancımız yoktur dediklerinde, insanların her zaman çok daha kötü coğrafyalarda insanların hangi koşullarda mücadele ettiklerini hatırlamalarını isterim. Yani doğru. Ki bizim ülkemizde de oldu, çok daha ciddi hak ihlallerinin, savaşların, çatışmaların yaşandığı dönemler oldu. O dönemlerde bile insanlar mücadele edebildi ki dediğim gibi bizim çok daha kötü coğrafyalarımızda şu anda çok yakınımızda Gazze'de tabii yaşanan savaş veya çok daha derin hak ihlallerinin yaşandığı, insanların konuştukları için hapsedildikleri coğrafyalara bakıldığında halen daha mücadele edebiliyorlarsa evet, bu şımarıklığa hakkımız yok diye düşünüyorum. Umudumu o yüzden her zaman canlı tutarım. Ne güzel. Peki yazılarınızdan birinde diyorsunuz ki vatandaşların sokakta sürekli siyaset konuştuğunu iddia etsek de aslında siyasi seçkinler tarafından önümüze sunulan yemekler hakkında yorum yaptığımızı kabul etmeliyiz. Sanırım kendimizi özne olma potansiyelimizi çok fazla geliştiremediğimiz bir durumu anlatmaya çalışıyorum aslında. Çünkü evet sürekli dediğim gibi hepimiz, yani hatta şey denir, yani dünyanın hiçbir yerinde bu kadar herhalde günlük politika konuşulmaz. Her masada, her yemeğe oturduğunuz yerde, kahve içeceğinizde falan. Ama bu biraz sadece şikayet etme noktasına doğru gitmeye başladı. Yani var olan sorunları sadece konuşuyoruz ama bir aktif rol alabilme, bunu dönüştürebilme potansiyelimizin gittikçe azaldığını düşünüyorum. Ve bu gayrimeşru durumun meşrulaştırıldığını düşünüyorum bu tavırlarımızla. O yüzden de ne oluyor? Aktif şekilde rol almıyoruz ama onların bize, özellikle siyasi elitler dediğimiz şu andaki aktif politikada yer alan ve pek çok hak ihlalinin veya ciddi sıkıntılı durumun da yaşanmasına neden olan aktörlere teslim ediyoruz biz irademizi. Evet, temsil demokraside yaşıyoruz. Yani bunu kimse reddedemez. Seçimlerde bir şekilde gidip oyumuzu veriyoruz ama artık çok daha radikal adımlar atabilmemiz gerekiyor. Yani temsili demokrasi tüm iradenizi temsil etmeniz anlamına gelmiyor. Toplumsal mücadeleler, toplumsal hareketler ki yani sonuçta zaten değişimlerde bu toplumsal hareketlerle gerçekleşebilen durumlar. Şu anda tabii ki pek çok faktörle bunun daraldığını görüyoruz. Yani sosyal medya da buna etki ediyor. Evet. Pandemiden sonra belli alışkanlıklarımızın ciddi zedelendiğini görebiliyoruz. Yani daha kendi içimize kapanma gibi hususlar çok ciddi etki ediyor ama sanırım bu mücadele etmeyi, sokakta olmayı, sokakta olmakla sürekli eylem halinde olmaktan bahsetmiyorum. Çok daha farklı adımlar atarak bu iradeyi etkileyebiliriz. Sadece seçimler değildir bizim irademizi ortaya koyabilmemiz için alanlar. Çok daha farklı demokratik alanlarda kendimizi var edebiliriz diye düşünüyorum. Ki bu toplum bunun sınavlarını geçmişte çok ciddi verdi, şekilde verdi. Referandum hakkı engellendiğinde çok büyük kalabalıklarla eylemler yaptı geleceğini tesis edebilmek için. Ben yine onların gerçekleşebileceğine inanıyorum. Peki nasıl oluyor mesela bir yazı yazmanız? Hani gündeme mi bakıyorsunuz? Gündemde ne var, oradan mı yola çıkıyorsunuz? Yoksa biraz kendi gündeminizi de kendiniz mi yaratıyorsunuz? Yani şunu söyleyebilirim. Şimdi bazı yazılar gerçekten siyasi veya hukuki olabilir. Yani gerçekten evet, teknik anlamda hukuki yazılar da oluyor. Bazıları ise çok daha insana dair hikayecikler. Yani öyle bir şeyim yoktur. Öykü yazıyorum, hikaye yazıyorum diye. Hikayecikler, öykücükler içeriyor ki daha duygusal olduğum dönemlerde sanırım. Ki o dönemde
dönemlerde de eminim çok ağır şeyler yaşanıyordur toplumda. Onları böyle mantığımla, böyle rasyonel şekilde anlatamadığım duygularımı daha çok içine katarak anlatabildiğim hususlar oluyor. Ama gündem bazen kendini dayatıyor. Yani o kadar bir toplum içerisinde fazla konuşulan konular oluyor ki ister istemez siz de ona yöneliyorsunuz. Yani çok domine ettiği durumlar olabilir. Hayvancıların mesela yaptığı eylemler, trafikle ilgili ciddi sıkıntıların yaşandığı, kadına yönelik şiddetle ilgili çok yoğun bir cinayetin yaşandığı bir hafta, ki haftalık yazıyorum ben. O dönemde o gündem kendini size dayatabilir ama bazen de zamansız ve mekansız yazılar vardır ki onlar zaten süre gelen sorunları teşkil eder. Onları gündeme getirmeye çalışıyorum. Çok fazla etkilenmemeye çalışıyorum ama gündemden de çok kopmamaya çalışıyorum. Çünkü yani hep beraber düşünebilme imkanı da yaratıyor bize. Doğru. Yani belki farklı düşünebilme. Evet, belli konularda kategorik olarak işte siyaseten herkes kendi konumundan bir şeyleri değerlendiriyor ama hukuken bu neye karşılık geliyor? Yasalarımız buna ne diyor? Veya farklı bir alanda mücadele örülebilir mi çerçevesinde? Farklı bir pencereyle de gündemi değerlendirmeye çalışıyorum. Evet. Çok güzel. Ben çok keyif alıyorum her zaman yazılarınızdan. Çünkü bir de kadın köşe yazarlarımız çok az. O anlamda da varlığınız çok değerli. Ve elbette bize kattıklarınız ve bizi aydınlattıklarınızla. Çok teşekkür ederim bugün burada olduğunuz için. Ve bence bu kitap fikri çok güzeldi. Daha yeni kitaplarınızın da devamını bekliyoruz tabii. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için. Açıkçası az önce söylediğiniz şey benim için çok önemli. Siz de bir kadın yazarsınız ve bunun önemi çok ciddi değerdedir ve hep bunu konuştuğumda Virginia Woolf'un Kendine Ait Bir Oda kitabındaki söyledikleri aklıma gelir. Kadınlara bir oda ve para kazanın, kendinize ait bir alanınız olsun ve yazın. Başkaları ne düşünür diye düşünmeden yazın der ve yüreklendirmeye çalışır. Evet. Ve o dönemde de işte Shakespeare'in bir kız kardeşi olsaydı acaba nasıl olurdu? Tabii ki kendi var olduğu dönemde bunu söyler. Ben de buradan sizin aracılığınızla kadınlara çok fazla yazmalarını ve kimsenin onları böyle kategorilere ayırmadan ya işte bu da konu mu yazacağın diye düşünmeden yazmalarını talep ediyorum, rica ediyorum. Çünkü kadın bakışı gerçekten çok daha farklı bir noktaya erişmemize ve varoluşumuzu da daha güçlü şekilde yansıtmamıza yardımcı olur. O yüzden de ayrıca da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.